Peki boğalar ne yapıyorlar? Hmm, boğalar önce bir tablomuzu görelim bakalım. Sevgili boğa gelsin tablomuz. Bu hafta aşka baksanıza. <laughs> Yerle yeksan. Şimdi. Ay niye gülü? sinirden gülüyorum. <gülüyor> Şimdi şöyle e, boğa Sinir kadını. Sinir gülmesi vardır ya. Boğa kadını tutkulu kadındır. Ha gördük tutkuyu. <laughs> Duygulu kadındır ama hayatım karşısındakinden istediğini hissettiğini göremeyince ne yapsın? Ha, Tutkulu, yazık. duygulu olan ne hiç de yazık bizim... değil valla. Şimdi öyle bir sürece girdiniz ve adım attınız ki emin olun hemen öyle. uyarılarımı yapacağım. Ertelediğiniz iş, ertelenen işleriniz canınızı sıkabilir bu hafta. Hmm. Örneğin geçtiğimiz hafta partnerinizle bir seyahat planı yapmış olabilirsiniz. Evet. Ya da önemli konuşmalar yapmayı planladınız ama şimdi bu hafta partneriniz kendine ait sorunlarından, problemlerinden dolayı size verdiği sözleri erteleyebilir. Bu da sizi çıldırtabilir. Aranızda tartışmalar olabilir. Bu hafta ertelenen ve size verilen sözlerin tutulmayışına rica ediyorum. Öfkeli davranışlar göstermeyin. Bir hafta gecikmeli olsun. Huzurunuz bozulmadan olsun. Bunun farkında ve bilincinde olun. Lütfen gökyüzü sizi uyarıyor. Hayatınızdaki değişimler sizin için çok önemli. Ama bu hafta değişimler yaparken yapmadan önce iki kere düşünün. Küs olduğunuz arkadaşlarınız sizden özürler dileyebilir. Öyle mi? Kesinlikle özürler <laughs> dilenebilir. Ki ayrıca aşk yaşamınızda şanslı olmadığınıza... Uzun bir süredir yaşadığınız ger gerginliklerden dolayı kendinizi inandırmış olabilirsiniz. Bu yüzden de yaşadığınız huzurun arkasında mı dursam, önüne mi geçsem, bu huzuru ben nasıl yaratsam diye kaygılı bir üç gündesiniz. Yani pazartesi, salı, ya çarşamba. çarşamba. Kaygılı ya da e, bir türlü kendinizi ifade etmediği, edemediğiniz, sizi anlamakta zorluk çeken bir partnerle birliktesiniz. Ona kendinizi anlatmak için e, yerlere yatıp yukarılara zıplamanıza gerek yok. Onun sizi anlaması için üç güne ihtiyacınız var. Bazen çok konuşan kaybeder. Hele anlaşılmayan kadın ya da erkek konuştukça konuştukça... ...karşı taraf tarafından e, huzur bozan kişi durumuna girer. O yüzden ben boğa kadınlarını ve boğa erkeklerini... Haftanın ilk üç gününde beni niye anlamıyorsun demekten vazgeçmeniz konusunda uyarıyorum. Anlaşılmak için sakince bir duruş sergileyin, rahat olun. İstediğiniz kadar konuşun. Anlaşılmakta zorluk çekeceksiniz. Bu sizden kaynaklanmayacak. Hmm. O ee, hain Mars burcunuzda. <laughs> Marsa hain <laughs> diyorum ben. O Boğa'da mı hain Mars? Evet yani Mars mücadele ve savaştır. Ne zamana kadar kalıyor? Ee, gidecek inşallah önümüzdeki e, zamanlarda. Mesela? Süneler. Yani ay sonunda gidecek hayırlısıyla. İlk etapta yani e, birçok boğa e, öyle bir duyguya girdi ki şu anda. Şükretmek için çok sebebim var ilişkilerimde, iletişimimde dese de. Ama hani bazı anlar vardır ya bu bende de oluyor, hepinizde de oluyor. Evet sık ümüğünü kurtul durumu. <laughs> sık onun boğazını kurtul durumu. Dolayısıyla hiç kimsenin boğazını sıkmayın. Hiç kimseye kendinizi anlatmak için çaba sarf etmeyin. Karşınızdaki insan sizi dinlemiyor olsa bile öfke duymayın. Onun penceresinden bakmaya çalışın. Belki bir gerginliği var, belki bir belirsizliği var, belki bir huzursuzluğu var. Ya da canı öyle istiyor, işine öyle geliyor, öyle davranıyor. Ne yapıyorsa yapsın. Siz sinirinizi bozmayın. Tamam. Siz kimseye gergin davranmayın. Geçtiğimiz aylarda size darılmış bir arkadaşınız olabilir, size küsmüş bir sevgiliniz olabilir, evi terk etmiş bir kocanız olabilir, size tavır yapan bir kardeşiniz olabilir. Bu hafta kim size ne yaptıysa samimiyetle söylüyorum, tek tek kapınızı çalıp özür dileyenleri karşılamaktan bakacaksınız. O yüzden. Ama en güzel şey nedir biliyor musunuz? Ne? Bir insanın pişman olmasıdır. Hatalı olduğunu anlayabilmesidir. Aman bana 99'unu yaptıktan sonra pişman olsa ne olur? Deme öyle ne olur? ya 90... Deme, deme, ne? Deme. ne, ne demeyeceğim deme. Allah aşkına? Pişmanlık güzel şeydir. Bir şarkı var ya, son pişmanlık ne yer yarar. Bu anı spotunu versem bize. Abi, sağlıkla iş konusunu da soralım. Sağlık ve sıhhat konusunda gayet sağlıklılar ama gergin olmamaya özen göstermeleri gerekiyor. Parasal konularda ise özellikle bu hafta biraz harcamalarınızı dengeleyin. Çünkü Merkür gerilerken yaptığınız alışverişler daha sonra başınıza iş alabilir. Peki ben de dün unuttum. Gittim bir takı dolabı aldım. Direkt kapağı kırıldı. Gerçekten. Samimiyetle söylüyorum. Yani unuttum biliyor musun Merkür'ün gerilediğini. Ne kadar süre daha gerileyecek? 28'ine kadar gerileyecek. Hiçbir şey almayalım o zaman 28'ine kadar. Hiç yeni bir kadar. alışveriş yapmayın. Yani keser döner sap döner gün gelir hesap döner. Nereden unuttum eve geldim yatağa. Ben bugün çarşaf falan alacaktım almayayım dedim. Ay dedi. sakın alma böyle <laughs> yaptım. Dedim ki ay Merkür geriliyordu ben bu dolabı niye aldım. Kapağı kırıldı sabah. Hakikaten 28'ine kadar bir Almayın şey almayalım. Peki o zaman Boğa'nın spotunu alayım. Boa'nın spotu sakin olun. Her konuda sakin olun. Ama bu sadece bu ay için değil, 28 Mart'a kadar her Burç alışveriş Yoo. konusunda mı dikkat her, edecek? Her, her Burç alışveriş yapmayacak. Bak telefonunuz bozulabilir, telefon almayın. Bilgisayarınız çökebilir, bozulabilir, Kıyafet almayın. Kıyafet Elinizdeki imkanlarla kullanın, alışverişten kaçının, samimiyetle söylüyorum, hayrını faydasını görmezsiniz. Burcum ne diyor, köşesine bakalım. bakalım. Sonra haftanın enlerine bakalım, haftanın en mutlusu. En şanssızı, en paralısı, en bahtsızı kim? Tek tek göreceğiz. Ama şimdi ne var sırada? Hemen. Burcum ne diyor köşesi var. Sorularımız nelermiş? Bir bakalım. Bir seyircimiz sormuş: İkizler kadını için önce para mı aşk mı önemli? İkizler kadını için e, kariyer, e, para önemlidir. Hı hı. Aşk ikinci planda gelir. Peki. Terazi burcu Hangi burçtan kesinlikle hoşlanmaz? Yani bir terazi kadınıysak, bir terazi erkeği hangi burçla e, evlilik yoluna girmemeliyiz? Oğlakla. Neden? Neden? Çünkü yönetilmeyi ve kontrol altına alınmayı sevmediği için, hı hı. E, oğlak yönetici olduğu için köşe başında karşılaşırsalar bile yollarını değiştirsinler. Başka bir seyircimiz sormuş, yengeç kadını var hayatımda vefalı mı diye soruyor. Yengeç kadını. Mı? Ee, beyefendi mi soruyor bunu? Evet. Beyefendi soruyorsa ama anneniz rolünü üstlen vermeyin ona. Ee, çok iyi eş olur. Tutkuyla aşk yaşanır yengeç kadınıyla. <laughs> kova kadını peki terazi erkeğiyle uyumlu olur mu? Allah ikisine de yardım etsin. Kötü mü? Ee, kötü değil. Şimdi bak Ben bir kova kadınıyım. Evet. ve Sabit fikirli bir kadınım. Olmaz mı terazi terazerki? Ee, i̇ki hava yani gürültüleri de bitmez patırtıları patırtıları da bitmez olmaz diye bir şey yok olur tabii ki terazinin idare etmesi lazım kovayı peki aslan kadını için ideal eş hangi burçtan olmalı kova aslan Esinlikle için kesinlikle kova olmalı neden? yay olmalı neden ee, çünkü aslan ateşin, için mi yay olmalı bak ateşin havaya ihtiyacı var. Eğer kişi aslan burcuysa ikizler burcuyla hmm. kova burcuyla ve terazi burcuyla muazzam aşk yaşar hmm. ve çok iyi anlaşır Peki balık kadın nasıl bir aşk ister? O naif aşk ister ee, çünkü balık kadınları çok meraklıdır merak ettiğinden rahatsız olmayacak erkeği tercih etmeli Peki Öyle bir erkek de boğadır o zaman balık boğa ile güzel olmuş. Boğa ile güzel aşk yaşar. Peki Başak kadını için iş hayatında başarının sırrı ne? Düzenli, disiplinli olmak ve çalışmak. Zaten Başaklar çok düzenli, başaklar çok düzenli ve disiplinlidir, ki. değil mi? Başarının sırrı disiplinde, aşırı bak, aşırı detay düşünen insanlar dikkat edin çok başarılı olurlar. Dolayısıyla Başak detay ve titiz olduğu için başarısının sırrı detaycılığında gizlidir. Oğlak kadını için mutlu olmanın formülü ne? Bol para ver ona lüksüne düşkündür yesin içsin harcasın geçsin o kadar Tabii canım. bir soru daha alıp bitiriyorum akrep kadının hayatına nasıl birini almak ister akrep kadını Akrep kadını e, aşka önem veren bir erkeği almalı Aşka önem veren erkek hangi burçtan çıkar daha çok <laughs> yani yengeç erkekleri aşka çok önem verir. Öyle mi? Akrep erkekleri aşka çok önem verir. Akrep ve yengeç o zaman. Kesinlikle. Bir geri kalan erkekler var ne olacak? Da, e, yanlış anlaşılırım diye söylemiyorum. Nasıl yani? Yani e, böyle aman şu burçtan kaç. Aman bunu sakın kapına bile sokma diyeceğim öyle erkek şeyler var burçlar. <laughs> Söylemedim. <laughs> Aslında kaçırıyordu ben anladım. Evet. Haftanın enlerine geçiyorum. Haftanın en şanslısı geliyor. Pardon şanslıları. Siz bu hafta o kadar şanslısınız ki. Hadi gözünüz aydın. Gelsin bakalım ekrana. Haftanın şansları balık ve oğlak. Ah, ah. Daha doğrusu siz bu hafta biraz şanslısınız. Ne kadar sürecek onların şanssızlığı? Önce onlarki bir gibi görelim. Bir hafta kadar sürecek. Bir hafta sonra inşallah Aslan, değişecek. Haftanın en şanssızı sizsiniz. Bir hafta süreyle bu şanssızlık devam edecek. Bu hafta siz çok paralısınız. Yani bu hafta siz parayı değil... ...para sizi kovalayacak. Aynen. Kim onlar? Onlar diyorum bakın farkındaysanız. Çünkü iki burcumuz var. Kova ve oğlak haftanın en paralısı. Bu hafta bendensin arkadaşım. Peki şahanesin valla. Peki bu haftanın, bu haftanın en mutlusu kim? Mutluları. Yani bu hafta çok mutlusunuz. Şahane bir hafta sizi bekliyor. Geliyor. Kova ve balık. Peki çok üzülerek söylüyorum. Bu hafta sen şanslısın ve mutsuzsun da. Gerçekten bu hafta mutsuzluğun seni çok yoracak. Ne kadar sürecek? Peki kimmiş bu mutsuz olan bir görelim. Aslan. Bir ne hafta, kadar sürecek? Bir hafta. Bir hafta boyunca mı? Şimdi siz veya eşiniz bu burçtan olursa bu hafta uyumunuz şahane. Peki hangi burçlar bu hafta çok uyumlu? Onu da bir görelim. Aslan ve kova. Ve kova. Aslan ve Kova burcunda bir partneriniz varsa bu hafta ilişkiniz tadından yenmeyecek. Çok güzel böyle muhteşem bir hafta geçireceksiniz. İyi anlaşacak, uyuşacak. Peki Aslan ve Kova bu kadar iyi anlaşırken bu haftanın en zıt burcu kim? Sen ve partnerin eğer bu burçtansanız ya bu hafta evinizde birazcık ya da ilişkinizde fırtınalar yaşanabilir. Bir hafta süreyle mi? Bir hafta süreyle. Hemen bir görelim bakalım ekranda koç ve terazi. Peki aşkta kim kazanıyor bu hafta ya da kimler kazanıyor aşkta? Aşkta gerçekten güzel bir hafta sizi bekliyor. Peki siz hangi burçtansınız aşkta kazanacak olanlar? Hemen bir gelsin ekrana bir görelim. Aşkta kazananlar oğlak, kova ve balık. Aşkta bu hafta inanılmaz bir uyum yakalıyorsunuz. Peki kim aşkta kaybediyor? Onu da hemen görelim. Hem şanssız hem aşkta kaybediyor. O da yine bir hafta süreyle. Evet. Görelim onu da. Koç aslan. koç ve aslan. Üz üzülerek söylüyoruz ama bu hafta gerçekten böyle. Şimdi... Daha fazla videoya ulaşmak için videolarımızı beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın.